Güzel yayınımız devam ediyor. Bilançoda değişiklik yok epey bir süredir. Son bilançoyu tekrar hatırlatalım. Şu ana kadar 35.418 kaybımız var. 105.505 yaralımız var. TV100 ekipleri bütün deprem alanlarında. Bu arada 10 ilde diye günlerde söylüyorduk. Dün alınan bir kararla Elazığ'da deprem alanı, afet alanı ilan edildi. Artık 11 il diyebiliriz. Dediğim gibi TV100 ekipleri bütün deprem alanlarında birazdan bağlantılarla depremin 11. gününde neler yaşanıyor ekrana getireceğiz. Ama önce bir dün geceye gidelim. Dün gece Türkiye'ye tek yürek oldu. Depremzedelerin yaralarının sarılması için, onları konut sahibi yapmak, onların ihtiyaçları gidermek için bütün Türkiye el ele verdi. Büyük bir kampanya düzenlendi. TV100'den de canlı olarak ekrana geldi bu kampanya ve çok önemli bir miktarda para toplandı. Yardımlar 115 milyarı aştı. Dün gece neler yaşanmış bir bakalım. Türkiye tek yürek oldu. Ortak yayında rekor bağış toplandı. Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenen yardım programı tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı. 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi şahsım, milletim adına saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak yayına telefonla bağlandı. Dünkü kabine toplantımızda oradaki arkadaşlarımla kendi aramızda 136.589 liralık bir yardım topladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yüreğimiz Türkiye ile dedi. Yayına telefonla bağlanan Tatar, 3 maaşını bağışladığını açıkladı. Duamız bütün Türkiye iledir. Ben bu akşam kendi adıma 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ortak yayına telefonla bağlandı. Herkes imkanları dahilinde bu akşam bir şeyler yapıyor, küçük büyük. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bağış yaptı. Ben geçen hafta 3 maaş bağışladım. İlave olarak bu kampanya dolayısıyla da 3 maaş daha bağışlıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kendisi ve eşi adına bağışta bulundu. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diyerek ben ve eşim birer maaşımızı bağışlıyoruz. Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bağışta bulundu. Hanımım adına da bir maaşımı, çocuklarım adına da bir 50 bin TL ve ayrıca bir 500 bin TL'yi de bağışladığımı da buradan ifade etmek istiyorum. Ben de kendim adına ve eşim Zeynep adına birer maaşımı bu kampanya için bağışlıyorum. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 30 milyar lira bağış yaptıklarını açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da Ziraat Bankası adına 20 milyar lira bağışladığını duyurdu. 20 milyar TL nakdi yardımda bulunacağız. Çok teşekkür ediyoruz Alparslan Çakar, Ziraat Bankası Genel Müdürü. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün Salih, Vakıfbank adına 12 milyar lira bağışladı. Tek yürek kampanyasına 12 milyar TL nakdi yardım yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. 12 milyar nakdi yardım Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ortak yayında bu geceye özel 2,5 milyar lira bağışta bulundu. Depremin ilk gününde 500 milyon TL nakdi yardımda bulundu. Buna ilave olarak 2,5 milyar daha ilave nakdi yardımda 3 milyar TL'yi taahhüt ediyorum. Tamam. İyi gidiyor mu? Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız hiç merak etmesin. İç dünyamızla, devletimizle birlikte biz bu işin altından çok rahat kalkacağız. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da 2 milyar lira bağışta bulunacaklarını açıkladı. Yardım konusunda da biz Baykar olarak, Baykar ailesi olarak şimdiye kadar aynı ve nakdi olarak 650 milyon lira bağış yaptık. Şimdi de bu miktarı 1000 konut ve 2000 kişilik konteyner kent için kullanılmak üzere toplam yardımımızı 2 milyar liraya çıkartıyoruz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de 3 milyar 660 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. Türk Hava Yolları da 2 milyar lira bağışladı.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding adına 950 milyon lira bağışta bulundu. 3000 kişilik konteyner kentimizi pazartesi günü İslahiye'de hizmete alacağız, vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Bir yandan da Kırıkhan'da 1000 kişilik konteyner kentimizin yapımı devam ediyor. Kalyon Holding olarak 950 milyon TL yardımda bulunuyoruz. Hatay'da da pistin yapımını İGA olarak tamamladık. Oraya Hatay'da 2500 kişilik konteyner kentin kurumuna başladık. Onu da en kısa zamanda bitireceğiz. Canlı yayında toplam 115 milyar 149 milyon 528 bin lira bağışta bulunuldu. Yayın sırasında toplam 9 milyon 10 bin de SMS atıldı. 101'in çok üzerindeyiz. 115 milyar. 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplam bağış miktarımız. 9 milyonun üzerinde SMS geldi. Banka hesabı aracılığıyla, SMS'ler aracılığıyla. Çok büyük bir rakam. Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Dün hep beraber izledik. TV100 ekranında da yayınlandı. Çocuklar kumbaralarını kırdılar. 100 lira gönderen de vardı, 250 lira gönderen de vardı. Yüksek rakamlar da vardı iş dünyasından. Merkez Bankası'ndan ki rekor Merkez Bankası'ndan geldi. Kabineden geldi, muhalefetten geldi. Herkes gücü oranında depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu diyebiliriz. Umarım Cumhurbaşkanı da telefonla bağlandı programa. Dedi ki her kuruşu depremzedeler için harcanacak. Dört kulüp başkanı bir aradaydı bu arada. Onlar da telefonlara bakıp para topladılar. Tarihe gecelerden bir tanesiydi depremzedeler adına.